Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber sigarayı bırakmanıza yardımcı 3 adet uygulama inceleyeceğiz. Uygulamaların hiçbirisi sizin gırtlağınıza yapışıp sigara içmemenizi sağlamıyor. Zaten kimse böyle bir şey yapmıyor. Bu tamamen sizin iradenizle alakalı bir durum aslında. Ancak sizin bırakmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz. Zaten bunlar bırakmaya yardımcı uygulama. Sigarayı bıraktıran uygulama gibi bir iddiaları yok. Uygulamalardan ilki Quit Smoking station Nation diye bir adı var. Uygulamayı açalım. Bu arada ben uygulamaları BlueStacks isimli bilgisayarda Android kullanmamıza yarayan daha önce incelediğimiz uygulamadan inceliyorum şu an. Hani daha rahat bir görüntü olsun tam ekran diye. Şimdi uygulamayı ben kurmuştum. Dünden beri bakıyorum, kurcalıyorum. Bugün anlatacağım 3 uygulamada aslında temel olarak aynı mantıkta. Üçü de sizi bırakmanız için gaza getiriyor. Buraya en başta şu şekilde gelip settings'e geliyorsunuz. Çeşitli ayarları yapıyorsunuz. Zaten size ilk açtığınız zamanda da soruyor bunu. İşte günde kaç sigara içiyorsunuz? Bu sigaralara kaç para harcıyorsunuz? Falan filan gibi sorular soruyor size. Ben dün bir günde işte ortalama bir rakam verdim. 6,5 lira dedim bir sigara. Günde bir paket içiyorum diye yazdım. Yani 20 tane sigara var içinde. Dünden beri neler olduğunu bana gösteriyor. Bunlar bence gaza getirici etmenler. Şimdi 25'inden beri ayın sigara kullanmıyormuşum yani. Şu tarihte girmiştim ben. 10.53'te başlatmıştım uygulamayı. O tarihte bıraktığınızı varsayarak 10.53'ten beri sigara içmediğimi söylüyor. Bir gün 6 saat 22 dakika geçmiş üzerinden 8 lira 23 gerçi bu dolar bazlı olduğu için dolar olarak gösteriyor. 8 dolar 23 sent kurtarmışım. 25,31 tane yani ortalama 25 sigara içmemişim dünden beri. Sigara içen birisi için düşse 25 sigara çok fazla bir rakam aslında. Ve hayatımdan 2 saat 31 dakika kurtulmuş yani sigarayı dün bıraktım. Bir gün oldu, 6 saat oldu. Ve bu benim hayatımı 2 saat 31 dakika katmış arkadaşlar. Aslında bu kadar da ciddi bir olay bence. Uygulamanın temel mantığı bu şekilde. Bütün uygulamaların temel mantığı bu şekilde işliyor. Şimdi bu uygulamayı güzel yapan taraflardan birisi de içinde oyunlar barındırıyor. Şu önce Health Benefits'e bakalım. Şimdi neler olduğunu anlatıyor. En üstte diyor ki işte sizin kan basıncınız normal seviyelere indi. Bu %100 tamamlanmış işte. Karbon de kanımızdaki karbon monoksit oranı normalle inmiş. %100 olmuş bu da. Yani dünden beri sigara içmediğimiz için işte kok, tat alma ve koku alma duygumuz normal insanların seviyesine yaklaşmaya başlamış. Şu an %63'teymiş. Bunun gibi verilerle uygulama sizi gaza getirmeye çalışıyor. Daha %0 olan veriler de var aşağıda. Sigarayı bırakmaya çalışan birisi böyle bir şeylerle uğraşmak ister. Bir meşgale ararkenine sakız falan çiğner genelde ya da böyle çekirdek falan çitler bir şeyler yapar. Bunun da içine o mantıkta oyunlar eklemişler. İçinde iki tane oyun geliyor. Şu diğerleri de sizin yaptığınız skorlar. Şu bir tanesini göstereyim şöyle. Clear the colors diyor. Aslında tam böyle vakit geçirmenizi sağlamaya çalışan uygulamalar aslında bir şeye benzerliği söylenemez ama şöyle kırmızıları yok ediyoruz. Hiçbir amacı yok aslında uygulamanın. Bu şekilde geriye gelelim. Uygulamanın bir diğer güzel yanı da bize oyuncuların fazla aşina olduğu achievements mantığında bir mantığı var. Direkt achievements aslında ödüller veriyor bize. İşte başarıların kilidi açılma muhabbeti bu. Aslında bunların hiçbir anlamı yok. That was sweet mesela. Hani tatlıydı vesaire gibisinden saçma sapan. Ne yapınca kimi açıyor bu achievement'ı ben de bilmiyorum. Ama güzel gaza getirici ödüller veriyor size. Neyse biz diğer uygulamaya geçelim şimdi. Diğer uygulamamızın adı Quit Now isimli bir uygulama. Aslında anlatacağım uygulamaların hepsinin mantığı aynı. Ancak QuitNow diğerlerinden tasarım olarak güzel olduğu için sıyrılıyor diyebilirim. Diyor ki işte pro versiyonu varmış. Almak ister misiniz diyor. Şimdi değil diyelim. Durumlar diyoruz. Bunda da aynı şekilde bir önceki uygulama Quit Smoking Cessation Nation'da olduğu gibi veriler veriyor. Ancak bunun farkı Türkçe tutuyor bu verileri. Diyor ki 25 Kasım'da sigarayı bıraktınız diyor. Böyle güneşli güneş işareti koymuş böyle. Bizim için mutlu bir gün gibi göstermeye çalışıyor. Sigarasız geçen zaman işte bir gün 6 saat 16 dakika olmuş. İçilmeyen 25 sigara içmemişim. Günde bir paket içen birine göre hesaplıyor bunu. Sizin girdiğiniz verilere göre ayarlıyor. Yine burada kurtarılan parayı gösteriyor. 8 lira 12 kuruş. Kurtarılan zaman aynı şekilde. Bunların herhalde genel bir sistemi var. Hepsi aynı şeyi kullanıyor diyebilirim. Sağlığa bakalım. Karbon monoksit ve oksijen düzeyleri normale döndü. Buna ulaşılmış. Ani ölüm riskimiz düşmüş. Buna ulaşılmış. Çok ciddi şeyler arkadaşlar bunlar. Hani uygulama tanıtıyoruz. Tamam eyvallah da hani ani ölüm riskinin sıfıra ulaşması bile sigarayı bırakmak için bence yeterli sebep. Tat ve koku duyularının tekrar kazanımı %60'a ulaşmış. Solunum fonksiyonları %42 düzelmiş. Bunun gibi şeyler zamanla oluyor. Yani şöyle göstereyim. Akciğer kanseri riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye inmesi 10 yılı geçen bir süre arkadaşlar. Sigara içen birine göre. Yani siz 30 yaşında bıraksanız sigara 40 yaşında normal bir insana dönmeye başlıyorsunuz. Oradan bile bir şeyler çıkartabilirsiniz. Bu uygulamanın bir de farklı olarak bir sosyal ağı var kendi içinde. Topluluk diye geçiyor uygulamada. Burada insanlar işte tabi reklam çıkıyor. Burada insanlar birbirleriyle mesajlaşabiliyorlar. Güzel bir sosyal ağ olmuş. Bazen cıvıtanlar da olabiliyor arada tabi ama yine de birbirlerini gaza getirmek için güzel bir oluşum olduğunu söyleyebilirim. Eğer burada daha fazla ileti görmek istiyorsak gördüğünüz gibi diyor ki pro versiyonunu satın alın diyor. Ya da buraya bir şeyler yazabilmeniz için sizin de bir üyelik almanız lazım buradan. Başarılar mantığı burada da var. İşte ilk başarımızı almışız bir gündür sigara içilmedi. Burada işte 5 sigara içilmedi, 10 sigara içilmedi, 15 sigara içilmedi gibi başarılar var. Bunların hepsini kazanmışız. Hayatınızın 60 dakikasını kurtardınız diyor. Bu başarıyı da kazanmışız. Gördüğünüz gibi yanında kupalar var. Burada da çeşitli başarılar var arkadaşlar. Eşimans mantığı burada da geçerli. Pro daha fazla başarı alabiliyormuşuz. Bu gazlar size yetmiyorsa zaten buradan gelip daha fazla başarı alabilirsiniz. Galeri var burada. Galeri biraz çirkin aslında. Çok kötü fotoğraflar var. Şöyle birini ufaktan göstereyim. İşte sigara içerseniz dişleriniz böyle olur temalı çalışma. Şu şekilde çeşitli işte Photoshop'ta yapılmış sigarayı bırakmayla alakalı çalışmalar var. Daha sonra tercihlere bakalım kişisel bilgilerden. İşte burada cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Günde kaç sigara içiyorsunuz? Bu sigaranın fiyatı neydi? Vesaire gibisinden bilgileri buradan düzenleyebiliyoruz. Son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı Stop Smoking. Stop Smoking de aslında aynı mantıkta bir uygulama demiştim en baştan bugün anlatacağım bütün uygulamalar sigarayı bıraktırmak için sizi gaza getirmeye çalışan uygulamalar. Buraya da verileri girdim. Bunun tasarımı daha farklı diğerlerinden. Gördüğünüz gibi yine 20 dakika sonra kan basıncımızın ve nabzımızın normale döndüğünü söylüyor. İşte 24 saat sonra olacakları söylüyor. Şurada yazıyor 15 yıl sonra felç geçirme ve kalp krizi riski hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı seviyeye iner diyor. Yani yine riskiniz var ama hani bu 15 yıl sonra normal bir insanınki kadar olacak diyor. O yüzden sigara içenlerin bir an önce bırakmasını tavsiye ediyorum. Burada da madalyalar var. O eşimiz başarı mantığı burada madalya olarak taşınmış. İşte sonraki hedefimiz 3 gün boyunca sigara içmemek gibi. Burada da gazlayan şeyler bulunuyor bizi. Burada çeşitli verileri tutuyor ancak bunlar pro versiyonlarında bulunuyor. İşte motivasyon veren gazlayan şeyleri de pro versiyonda alabiliyormuşuz. Burada 0.45 kuruş kazandığımızı söylüyor günde bir tane sigara içiyorum diye ayarlamıştım burada. Şurada ayarlardan ayarlayabiliyoruz. 20 sigaranın ücreti 7 TL. Gün başına içtiğiniz sigara 1 olarak ayarlamışım. Eğer bir paket kullanıyorsunuz 20 yapıyorsunuz. Biliyorsunuz sigarada 20 tane var bir pakette. Daha sonra buradan bildirimleri aktif edebiliyoruz. İşte bir madalya kazandıysak bir süre sonra bizim telefonumuza bildirim geliyor ki bunu aktif etmeniz de yine sizi gaza getirmesi açısından daha mantıklı. Yani bildirimleri aktif edebilirsiniz. Çok da rahatsız edici olduğunu zannetmiyorum. Sigarayı bırakma uygulamaları bu şekilde arkadaşlar. Umarım sigara içenler en kısa sürede bu uygulamalar sayesinde sigarayı bırakabilir. Ve bizim de ufak da olsa sigara içenlere böyle bir katkımız olmuş olur. Bizden görüp de bırakan varsa ne mutlu bize. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com adresinde takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.